Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Altı çocuğu olan baba Erdal Ö ile anne Seher Ö İnegöl Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için geldiler. Etmiyor, vallahi etmiyor ya. Yazıyor önünde görevde bak. Görevde diyor ki şuna bir bak. Bana ne diyorsun lan ya? Vallahi bile adliyede ya. Ama onun yüzünden haberler var. Haberleri de aslında görmüşsünüzdür bizim. Araçlarını otoparka çeken aile 8 aylık bebeklerini araç içerisinde bırakarak gittiler. Sen niye çocuğunu bırakıyorsun? Bir değil, 6 tane bakabilirsin. Doğurmasın o zaman. Doğurma ablam bakamıyor sen. Niye doğuruyorsun? Kendini var ablaya. Sen cahilsin be. Onun için ben soruyorum. Sen cahilsin. Neye başvuruyorsun çok merak ediyorum. Neye başvuruyorsun? Ne diyorsun? Kaç gün onu araştırıyorum. Şimdi şey kaldım da. Ben bu camı kırdırma sadece çocuk görüyorum. Köpük oldu. Eşiniz de ölsün diyor. Uzun süren hastane işlemleri nedeniyle çocuklarını unuttular. Ne? Eşim problemleri var. Ondan sinirlenerek konuşuyor. Ne problemimiz var? Yoldan geçen vatandaşların bebek ağlama sesleri üzerine aracın yanına geldiklerinde şok bir manzara ile karşılaştılar. Bu durmadı. Bu araba dursaydı bu durmadı işte. Dursaydı arabanın içinde bu anlamadı. Abla buharda gel otur bir saat tutayım seni ben buharda. Otur, oturabilir misin? Geberirsin sen, nefes alamazsın. Bu çocuk nasıl alsın nefes ya? Çocuk ter içindeydi ya, ölüyordu ya. Ben bu gece uyku uyuyamadım. Arabanın arka koltuğunda bırakılmış vaziyette küçük çocuğun terlediğini ve ağzından köpük geldiğini gören vatandaşlar durumu İnegöl Devlet Hastanesi güvenlik görevlerine bildirerek yardım istediler. Abi camı düşürme sen, çocuklarını düşürüyor. Camı düşürme. Emanet diyorsun. Bunu bak emanet. Öbür dünyada sormayacaklar bunu. Çocuklarını sormayacaklar. Aracın yanına gelen güvenlik görevlileri arka camı kırarak bebeği araç içerisinden çıkardılar. Telefon lazım ya söylemedim ablaya. Olay sonrası aracın başına gelen küçük çocuğun annesi ve babasına vatandaşlar tepki gösterdi. Günah ya, kaç tane bir de ya. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. Ya oğlum o zaman devlet acımıyorsun, biz acırız vallahi.